Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam konumuz münafıklığın 3 alameti. Tabii önce münafık ne demektir? Münafık nifak kökenine gelir ki ayrılık anlamına gelir. Sözlük olarak bu. İslam'da münafık şu anlama geliyor. Bir kişi diliyle Müslüman olduğunu söyler. Hatta dışı ile İslam'ın bazı konularını yaşar da fakat içi inkarcı olur. Yani diğer bir deyişle münafıkın dışı Müslüman, İçi kafir anlamına geliyor. Münafıklar İslam'ın zayıf zamanında biraz az olurlar, hatta hiç olmazlar bile. İslam'ın güçlü olduğu zamanlarda, Müslümanların yoğun olduğu yerlerde o zaman bundan bedene çıkarlar. Demek ki bunlar menfaatların gereği bulunduğu yörenin yoğun Müslüman bulunduğu yerin gereği dışları ile Müslüman görünürler. Bunu iddia ederler. Ama işleri ise inkarcıdır. Bunların dışı Müslüman, işleri kafir demektir. Bir kimse hem dışı ile hem içi ile, yani kişi hem dili ile ikrar eder ve bu kişiye kalbi ile de tasdik ederse Allah'ın cezre varlığını, birliğini, imanın dehşatlarını bunu yaparsa bu kişi elhamdülillah mümindir. Kalbi ile imanın şartlarını tasdik edip onaylayan, diliyle de bunu açıkça söyleyen kişi eğer bir de imanın gereğini yaparsa, yani kişi İslam'ı yaşarsa, Kur'an-ı Kerim'i yaşarsa, buna mümin-i müttaki denir. Tekva mümin denir. Gerçekten işe de inandığı halde, dili bunu söylediği halde, eğer bir kimse İslam'ı yaşamazsa, mesela farzları terk ederse, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ya da haram işlerse, bunların haram olduğunu kabul ederek, inancını da koruyarak bu işi yaparsa, mümindir elhamdülillah gene, ama mümini fasık deniyor bunlara. Peki ne farkı var müminin müttaki ile öbür arasında, ne fark var? Eğer bir kimse bu dünyada kalbiyle inanarak, diliyle söyleyerek iman ettikten sonra imanı gereğini yaşarsa, bu kişi Allah'ın izniyle inşallah Teala ölürken son anda huzur bulur. Hatta Mevla'nın sevgisiyle Mevla'ya kavuşur. Kabrinde rahat eder. Onun kabri cennet bahçesine dönüşüyor ve bu kimse mahşer yerinde fazla terlemeden, fazla korkmadan, hesabı da ağır olmadan hesabını Allah'a da çabuk verir. Sonra Sırat Köprüsü'nden geçip hiç cehennemde yanmadan cennete, cemalullah'a kavuşur. Diğer ise, yani müminin fasık ise, ne demektir fasık? İnandığı halde içi dışı ile, ama imanın gereğini yerine getirmeyen, haramdan sakınmayan, farz terk eden kişi ise, Allah korusun, işi zor. Günah işte işe kalbi kararıp da imandan yoksun kalabilir.
son nefesinde Allah korusun imansız gidebilir. Kabrinde azabını çeker. Sonra mahşerde son nefesinde imanını kurtarabilse bile günahkar olarak ahirete giderse mahşer yerinde hesabı çok ama çok çetin olur. Allah korusun günahların miktarı yanmak üzere cehennemde de kalabilir. Bir kimse kalbiyle de inkarcı, diliyle bunu kişi açık söylüyorsa bunlar da neuzübillah kafir deniyor bunlara da. Şimdi bu akşam konumuz münafıkların üç sıfatı. Münafıkların tabi daha çok sıfatları var. Kur'an-ı Kerim'de geçen var, hadiste girenler de var. Fakat bizim konumuz bu akşam bir hadis-i şerife dayanarak buradaki münafıkların üç sıfatı, üç alameti nedir? Yani bunları inşallah bilelim. Bu üç alametten sakınalım ki Allah korusun biz münafık olmayalım. Hazreti Ebu Hureyre buyuruyor hadis-i şerifte bize, o buyuruyor. Şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam Aleyhisselam buyurdu ki, kale, ayetül münafıkı selasün. Münafıkların alameti üçtür. Bu hadis-i şerife göre. Nedir bu üç alamet? İza haddese kezzebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Hiç çekinmeden, sıkılmadan yalan konuşur. Yani yalan konuşmak, yalancılık onun için olağan bir haldir. İşte Allah korusun, demek ki bir kimse çok yalan söylüyorsa, artık yalan söylemek onun için olağan bir doğal bir hal ise, bu kişi Allah korusun, münafıklığın bir sıfatı bunda bulunuyor. İkincisi, وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman, bu sözünde durmaz. Hulf eder bunda. Sözünde durmaz. Bu kişinin sözüne güvenilmez. Üçüncü alameti münafıkların, وَاِذَا تُمِنَ خَانَ. Bu kimseye güvenildiği zaman buna ihanet eder. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de aynen bu şekilde var. Ayrıca Müslim'de biraz daha bir ilavesi var. Hadisin devamı var. Şu şekilde, ve insame ve salla ve zi'ame ennehü müslümün. O kimse her ne kadar o Ramazan'da oruç tutsa da, namaz kılsa da, hatta beş vakit kılsa da ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de Allah katında bu kimse neuzübillah münafıktır. Münafıkların peki ne olacak yarın yarın mahşerde? Mevlam bize buyuruyor. Sebillah. İnnel münafıkine, muhakkak ki münafıklar eseminen daha münafıyor. Bakınız. Fidderkil esreminen, Allah korusun. Fidderkil esreminen nar. Cehennemin esfe en aşağı demektir. Fiddereki, dereke, derece, tabaka demektir. Demek münafık, Allah korusun, cehennemin en aşağı tabakasında yanacaklar, azap görecekler. Yani mahşerde demek ki münafıklar, Allah korusun, kafirlerden de daha aşağı tabakada yanacaklar. Nedenine gelince kafir İslam'dan ayrı olan,
uzak olan, İslam'ın güzelliğini bilemeyen kişi demektir. Oysa münafıklar Müslüman arasında bulunduğu halde, hatta cami cemaate bile geldiği halde İslam'a ihanet eden kişilere münafık deniyor. Bunun için bunların yarın mahşer azapları demek ki cehennemin en aşağı tabakasında olacak. Şimdi gelelim inşallah bu üç alametin ayrıntılarına. Birincisi, konuştuğu zaman bunlar yalan konuşuyorlar, söylüyorlar. Peki İslam'a göre yalancılık nedir? Yalan konuşma nedir? Önce ayet-i kerimeye bakalım. Allah-u Teala bizlere buyuruyor Hac suresinde. Ayet 70-71'de. Hayır, ayet Hac değil de Ahzab suresinde. Evet, Allah-u Teala bizlere buyuruyor. Ahzab suresinde ayet 70-71'de. Yani Ahzab suresinin son sayfasında bizim Mevlam şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya amir tekullah. Genelde bazı kelimeler böyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe. Ey müminler, ey iman edenler, Allah bir diyenler, ittekullâhe, Allah'tan korkun Celle Celaluhu. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine sakın ha karşı gelmeyin. Allah-u Teala'nın farz kılıklarını ihmal etmeyin anlamına geliyor. Bizim Mevlam böyle buyuruyor. Buna icmalen deniyor. Mevlam burada özet olarak bizlere, ey müminler, Allah'tan korkun buyuruyor. Arkadan Mevlam bizlere şimdi burada bir emrini buyuruyor. Ve kulu kavlen sedida, böyle buyuruyor. Ve kulu söyleyin konuşurken de kavlen sedida, sağlam söz söyleyin. Doğru söz söyleyin, yani doğru konuşun, sakın ha yalan konuşma Mevla buyuruyor. Demek ki yalan sevme Allah katında bu kadar kötü bir şeye bak. Yalancılık, yalan konuşmak, gerçeği saklamak, gerçeği söylememek. Arkadan tabi bunun bir de karşılığı geliyor. Yani emirden sonra buna cezası deniyor Arapçada. Bunun için yüzlü, burada meczum cizimle geliyor. Türkçemizde ise emirden sonra, yani kim bu emri yaparsa onun alacağı mükafat ödül nedir? Allah Teala buyuruyor. Ey müminler, sağlam söz söyleyin. Doğru söz söyleyin, yani yalan söylemeyin, konuşmayın. Eğer müminler doğru konuşsa ne olacak? Yuslih leküm e'maleküm, Mevla buyuruyor. Allah sizin amellerinizi ıslah eder, salaha götürür. Ameli salih yapmak bu kişilere demek ki nasip oluyor. Ameli salih. İhlaslı amel, doğru amel, en güzelini yapmak. Ameli salih, tabi namaz da buna giriyor, oruç buna giriyor, zekat da buna giriyor, Allah-u Teala zikir etme geliyor, Kur'an okuma buna giriyor, haramdan sakınma buna giriyor. Bir kimse yalan konuşmazsa, ne kadar sıkılsa, daralsa bile, dünya açısından zarar görecek olsa bile, eğer kişi yalan konuşmazsa, doğru konuşursa, Allah kimseye ameli salih işlemesini nasip ediyor. Daha
ve yağfir leküm zunubeküm. Allah sizin günahınızı da affırır, buyuruyor Mevlamız. Şimdi Mevlamız'ın rahmetine bakalım. Mevlam bakalım bence. Demek ki kişi sır doğru konuştuğundan dolayı her ne kadar maddi olarak zarar da görse, bazen biraz sıkılsa, daralsa bile kişi, mesela günümüzde trafikte çok oluyor bu olaylar. Kişi haksız kişi. Haksız onu tabii biliyor kendisi de, biliyor. Ama trafik gelince ne yapıyor kişi? Sırf ceza beni yemeyeyim. Yani suçu karşıya yükleyeyim diye kişi haksız olduğu halde burada kişi doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Allah korusun bakınız. Tabi bu alışverişte oluyor. Satıcı da esnaf da yalan söyleyebiliyor. Müşteri de yalan söyleyebiliyor. Efendim bu mal işte fiyatı daha ucuz diyor. Yalan da söyleyebiliyor. Balık ötüleyebiliyor. Demek ki bir kimse menfaati zedelense de kişinin, o anda kişi bundan biraz zarar görecek olsa da Allah'tan korkarak. Çünkü Mevlam öyle bize buyurdu. Ey müminler, Allah'tan korkun Mevla buyurdu. İşte mümin onda bilecek ki Allah Teala beni görüyor, biliyor. Sözümü işitiyor Mevlam. Allah huzurunda. Bu durumdaki kul yalan söylemese ona Mevlam ameli salihi nasip ediyor bak. Allah'ın amelini yaptığı her şey Allah'tan ıslah ediyor, salaha götürüyor ve Mevlam o kişinin günahlarını da affediyor, bağışlıyor. Yine Mevlam bize buyuruyor Had suresi ayet-i kerime 30'da. Bismillah, bismillah. Fecittenebür risse minel evsani vecittenebû kavle zûr ilâhâr. Buyuruyor Mevlam. Yani burada dikkatini çekiyorum burada. Mevla buyuruyor bakınız. Fecittenebür risse. Fecittenebû iştinap. Kaşınmak, kaşınınız. Hatta buraya cenp kökünde geliyor. Cenp yan demektir. Yani şöyle yan yan kaşının. Ne anlama geliyor bu? Bir insan korkusu olmasa, kişi güvende olsa arkasından dönüp öyle gider. Ama bir kişide bir teyakkuz hali oldu mu, mesela ah buyurun bir köpek. Kişi yabancı yerde, kişi bir köpek gördü ki köpekten çekindi. Yani köpek saldırabilir, arkadan bunu gelip ısırabilir kişiyi. O zaman kişi ne yapar? Arkadan tam dönemez. Kişi böyle yan yan bakar, acaba bana birden saldırmasın diye. Bir teyakkuz haldeniyor buna. Bakınız, güzel Mevlam bize de böyle buyuruyor bakınız. Feci tenibur ricse. Ric, murdallık, pislik. Neresi anlamı geliyor? Necaset. Yani domuz eti gibi, murda ölen bir hayvan gibi, abirin tuvalet pisliği gibi, bu gibi murda pis şeylere ricis deniyor. Ricis. Necis anlamı gelebiliyor. Bu arada Mevlam buyuruyor, ricis. Mevlam buyuruyor bizlere, işte böyle murda pis şeyden ve yan yan kaçınız, neden pis şeylerde? Minel efsani efsan ve senin çöbesin de put demektir. Yani insanların tapındığı şeyler yok mu? İşte bunlar nedir? Necis Mevla buyuruyor. Pislik bunlar, murdara bunlar, ondan kaçınız. Çünkü bir kimse Allah korusun böyle bir putlaştırılan bir taşa ve saygı amacı yana durursa, amacı saygı olursa imana gidiyor Allah korusun tabii. Bu nedir? Şirktir. Kişi anında Allah korusun, müşrik olur bunu yapan kişi. İmana gidiyor Allah korusun tabii.
hatta yaptığı amelleri gidiyor kişinin. Bu işi Mevla buyuruyor. İşte böyle o putlar yok mu? Onlardan olan necislere, murdadır onlar, pistir onlar. Ona şu yayan kaçınız. Bir. Ayet devam ediyor. Vecitenibu kavle zûr ve yalan sözlerine de aynen kaçınız. Şimdi burada bakınız, bir put ile, yani bir şirk ile, Allah korusun bu kadar bir şey ile, yalancılık, bu da beraber geliyor böyle. Demek ki yalan konuşmak, Allah korusun, Allah'a şirk koşan, taşlara, heykele tapan, putperestler gibi bir kefeye konuyor. Neden? Çünkü tabi ayet-i kerimelerin bir içeriği vardır. Yani perde arkası vardır. Bir manevi sırrı, esrarı var ayet-i kerimelerin vardır. Bir kimse Allah'tan başka bir kişiye, hayatı olsun, ölü olsun, onu kişi putlaştırırsa, ilahlaştırırsa, kişi onu ideolojine benimser, Allah yolunu bırakırsa, biz tabii müşrik olmuş oluyor. Bu ne oluyor? Bu da yalancı olmuş oluyor. Allah'ın hakkı iken kulluk etme, ona kulluk etmiş oluyor. Bunun için demek yalan söylemek de aşağı yukarı puta tapmak gibi bu kadar korkunç bir günah, yalan söylemek. Peki insan hiç yalan konuşmuyor mu hayatında hiç? Evet, tabii elimizden geldiği kadar hiçbir zaman yalan konuşmamamız gerekiyor. Yalnız bazı hallerde izin verilmiş ki, mesela bunların biri de düşmanla savaş durumunda. Çünkü Bülü Aleyhisselam Hazretleri el harbi hud atın buyurun Peygamberimiz. Harp hiledir. Savaş durumunda tabii düşmanı yanıltmak için orada yalan söylemeye izin vardır bir savaş hallerinde. Fakat yine de elden geldiği kadar kişi yalan söylememeye çalışması gerekiyor. Hatta bazı alimlerimiz şöyle buyuruyorlar. Diyorlar ki, kitaplarda yazmışlar bunları tabi. Bir kimse düşmandan kaçtı, geldi biz evimize sığındı. Düşmanları peşinde, düşmanları silahlı. Bunu öldürecekler, vuracaklar kişiyi. Bu kişi zavallı kaçmış, kapımızı çaldı ve sığındı. Ne oldu? Allah aşkına beni saklayın beni diyor. Yalvarıyor bizlere. Beni öldürecekler beni diyor. Biz de bunu evimize aldık. Biraz sonra bunu takip eden kişiler kapıya geldiler. İşte buraya az önce böyle bir şey girdi mi buraya? Ve soruyorlar. Evet girdi buraya dersek, yani alın bunu vurun anlamına geliyor. Bu tabii olmaz. Yok desek yalan oluyor şimdi. Ne yapmak gerekiyor? Her ne kadar burada bir can kurtarmak için, bu da bir savaş durumu gibi oluyor. Her ne kadar burada yalan söyleme izin varsa bile, şöyle buyuruyor gerçek alimlerimiz, yani evlullahlar, şöyle buyuruyorlar. Direkt yalan söylemektense şöyle buyuruyorlar. Kişi o anda parmağınla mesela kapıya dayanmış, işte duvara yaslanmış, kişi dayanmışken ondan fark etmeden kişi diyorlar parmağınla bir daire çizsin diyorlar. Duvara, kapı icabı da üzerine. Bir daire çizsin diyorlar. Sonra kişi parmağını onun ortasına, merkezine bastın diyorlar. Yani daire merkezine parmağını bastın. Parmağı o daire merkezindeyken hayır burada yok desin diyorlar. Burada yok. Yani bunu söylerken de aradığınız kişi bu dairenin merkezinde burada yok. Anında gelsin diyorlar. Yani bakınız böyle bir sıkışık durumda bile katiller gelmişler, adamı öldürecekler, masum kişi bize sığınmış, böyle durumda bile yani direkt burada yok dememek daha eftar bakınız.
Bir de şöyle bir yalancılık oluyor. Bir kimse kendi gözüyle görmemiş, bir şey yapmamış ama ona anlatılıyor bazı şeyler. Bu da bunu aktarıyor başkalarına. Bu ne olacak şimdi? Hadis-i şerifi Müslim, yani Sahih Müslim rivayet ediyor. Buraya Aleyhisselam Hazretleri kefa bilmeri keziben. Kişiye yalancılık olarak yeter bir kimseye. En yuhadise bir külümma simi'a. Bir kimse her duyduğunu araştırmadan hem başta anlatı naklederse, işte o kişi başka yalan söylemese bile ona bu yalancılık yeter buraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakmaktır. Demek ki her duyduğumuzda hemen başkasına aktarmayalım, söylemeyelim. Ya sükut edelim, susalım. Eğer söylememiz gerekiyorsa araştırmamıza bunu gerekiyor. Mesela iki komşu ardır açık. Bizi bire gelir, öbürün tabii kötüler. Arası açılmış, ona kızmış, kim besliyor ona? Mümkün olduğu kadar tam gerçeği söylemez tabii. Kendi yaptığını söylemez, yalnız karşının yaptığını söyler. Şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Tabii bire beşe katabilir. Biz de bundan duyduğumuzu hem başta aynen söylersek, demek ki o kişi ne kadar yalan söylemişse, biz de o yalana alet olmuş oluyoruz. Bu yalancı olmuş oluyor. Ne gerekiyor burada? Tabii karşı dinleme de gerekiyor karşılığında. Gerçekten hiç kimse kendi suçunu söylemez. Bu şekilde böylece. Mesela bir gelin karnına bile, işte hatta baba oğul bile, kardeşleri bile, arkadaşlar arasında bile bir kırgınlık, dargınlık oldu mu ne yaparlar? Kişi yalnız karşıdakinin kusurunu söyler, onun yaptığını söyler. Tabii bunu biraz da şişirir, bir bara yapar bunda. Ama ben de böyle yaptım demez. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kefa bilmeri keziben, kişi yalancılık olan yeter. En yuhadise bi küllü ma semi'a. Bir kimse her duyduğunu hemen söylerse ona bu yalanın günah yeter bile bir olmasıdır. Yani buna dikkat edelim inşallah Teala. Özellikle sevgili kardeşlerim, bize bir haber veren kişi fasık ise, nedir fasık? Az evvel açıklamaya çalıştım. Allah'ın emirlerini yaşamayan, yapmayan, yani farzı terk eden, mesela beş vakit namazı kılmayan, oruç tutmayan, işte zekatını vermeyen ya da haramları işleyen, bunu açıkça yapan kişi yani. Alkol alan, kumu oynayan, faiz yiyen kişiler, fasık denir bunlara. Mevlam bize buyuruyor sebillah Hücresi ayet 6'da sebillah Ya eyyiriz amenü ey müminler Mevlam buyuruyor İn caeküm fasikum binebeyim Mevlam bakıyoruz İn caeküm fasikum eğer size bir fasık gelse yani Allah'tan tam korkmayan İslam'ı tam yaşamayan kimse gelse neyle gelse, bir nebeğin bir haberci olarak gelse, bize bir haber verse, bir olay anlatsa bizlere, fetebeyyenu, onu iyice araştırma peygamber Allah'a da yapıyor. Onu iyice araştırırız. Hemen, böyleymiş demeyin bak. Demeyin buyuruyor. Allah da böyle bize buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mahşerde işimiz kolay değil muhteremler. Mevla buyuruyor. Sebillah. Yevmin asirun. O gün güç gün güç. Alel kâbinin gayri yesir. Bakınız.
alel kafirine gar yesir. O gün mahşer günü çok güç gün, zor bir gün, yani zorlu bir gün, özellikle kafirlere ise hiç de kolay değil. Kolay değil. Bunun için her birimiz, nasıl ki dünyaya gelmek elimizde değildi, İsteğimiz irademize bağlı değildi. Yaratıldık. Dünyaya gönderildik. Şu an dünyadayız. Ölmek elimizde mi? O da değil. Hayır. Elimiz o da değil. Bir kişi ne kadar imkanları olsa, yetkisi, metkisi, parası olsa, kişi ne kadar ölüme ayak dirilse de hiç ama hiç etkilemiyor. Allah'ın takdir ettiği nefese sayısı tamamlanınca, kişinin ömrü bitince mutlaka kişi ölecek atacağımız. Ölecek. Öleceğiz yani. Biz öleceğiz. Sonra ölmek bitse bitmiyor. Neye bitmiyor? İnsan bir saman çöpü değil ki ya. Ya muhtemelen. İnsan bir solucan, insan bir istakoz değil ki insan. İnsan bir kurbağa yılan değil ki insan, sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah insana bir özel yarattı Mevlam insana. Mevlam insana bir ruh vermiş, akıl vermiş, bilinç vermiş. Mevlam kuluna bir görev vermiş, dünyada vermiş. Mevlam peygamber göndermiş. Mevlam kullarına bilinçlendirmiş. Kişi ölüp çürüp kalacak mı? Yok, hayvata. Ölmeyecek böyle. Nedir bu? Bir bozulma yeniden yapma. Usta bile evi yıkar, yeniden yapamadır. Özellikle günümüzde dökümlü olanlar, erimeyle olanlar. Mesela eski plastik alır kişi, bunu fabrikası eski plastik alır, bunları eritir, yeniden döker. Demir, bakır, altın, gün bunlar bu şekilde eritir, yeniden bunları döker bunlara. Ham madde belirli böyle şey. Bir ham maddemiz de belirli toprak maddeleri. İşte dünyaya gelmek bize sorulmadığı, isteğimize bağlı olmadığı gibi dünyanın yaşamımız da elimizde değil. Ne kadar dirensek de, yaşlanmak istemesek de, hasta olmak istemesek de, ölmek istemesek de, hayır hayır vatandaşlar. Kimse bize bunu sormuyor hiç böyle şey. Aşama aşama hepsi geliyor böyle şey. Hepsi geliyor. Gün gelecek, öleceğiz, toprağa gireceğiz. Yine gün gelecek, bir sur fırlayacak. Kişi kabrinden fırlayacak muhtemelenler. Bunun için demek ki günah bu kadar tehlikeli bir şey. Bir hadis okuyacağım inşallah yine şimdi. Hadis-i şerifte hem Buhari'de hem Müslim'de. Yani ne anlamına geliyor? En sahih hadis anlamına geliyor. Bir hadis, sahabenin nakli hadis-i şerif, aynı ibare ile hem sahih Buhari'de hem sahih Müslim'de varsa bu hadis-i şerif nedir? En sahih bir hadis-i şeriftir. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün hesabına, Ela üne bir hüküm bir ekberi kebair. Burada Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri şöyle başlıyor. Ela. Nedir ela? Önce bir uyarı edatı. Agah uyanın. Yani teyakkuz haline geliniz. Yani arkadan önemli bir şey gelecek. Önce burada Resulullah hesap uyarıyor. Ela. Esam dikkat edin bakalım. Uyanın bakalım. Arkadan soruyor. Sizlere en büyük günahlar nelerdir? Onları size haber vereyim mi? Kulla
Bela ya Resulallah. Biz dedik ki diyor Münakdeden sahabe hazretleri, evet ya Resulallah haber ver dediler sahabeler. Tabi ne demek sahabe demek? İslam'ı tam yaşayan, İslam'a tam teslim olan, Allah Resulullah yolunda her şeyi feda eden kişiler. Böyle bir imkan tabi kaçırmıyorlar. Aman ya Resulallah haber ver. Nedir büyük günahların en büyükleri? Kâle aleyhissalâtu vesselâm, Peygamber şöyle buyuruyor, el işrakü billah. Günah-ı kebairin en büyükleri, başta ne geliyor? Allah-u Teala Celle Şanlı'yı Mevlamıza haşa, şirk ortak koşmak. Yani kul Allah'ı tanısa da, evet Allah vardır falan kişi dese de, inansa bile, ama Allah'tan başka bir şey ilahlaştırırsa, putlaştırırsa, yani bir kişi hayatta olsun, ölü olsun, kim olsa olsun kişi, eğer Allah'ın dininin karşıtı, zıttı olarak bir görüş ortaya atarsa, bir ideoloji ortaya atarsa, işte insanlar onu benimserlerse, o kişiyi de altı böyle putlaştırırlarsa, adına şunu bunu yaparlarsa, ona tapınırlarsa, bu tabi Allah korusun, Allah Teala şirk koşma demektir. Ortak koşma demektir ki, bu kişiye de İslam'da müşrik deniyor. Arkadan Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ve hukukul valideyn, ana babaya da asi olmak, ana babaya da karşı gelmek buyuruyor. Ve kâne müttekiyen, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu söylerken Mescid-i Peygamber Hazretleri bir yere yaslanmış. Peygamber yaslandığı yerden Esra'ya bunu söylüyor. Fecelese Peygamberimiz hemen doğrulup oturuyor. Fekale ve sonra şöyle buyuruyor Hazretleri. Yani neydi konu? Peygamber Esra'ya şöyle buyurmuştu. Esra'ya sizlere günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Yani günah açısı en büyük haber vereyim mi? Peygamber yaslandığı yerden bunu söylüyor hesabına. Onlar evet yarası deyince Peygamber iki günah peygamber buyurdu. Allah şirk ortak koşmak ve ana babaya asi olmak. Ve ki hani müttekiyen o anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir yaslanıyormuş. Fecelese Peygamber doğruluyor. Oturuyor, fekale ve Peygamber devam ediyor. Ela ve kavli zuhur. Ela, dikkat ediniz tekrar. Uyanın bakınız. Uyanık olunuz, dikkat ediniz. Ve kavli zuhur ve yalan konuşma, yalan söz. Bu da günahların en büyüklerinden. Ve şehadeti zuhur ve yalan yere şahitlik yapmak. Bunlar günahların en büyüklerinden bakın. Allah şirk koşarcasına böyle. Koşarcasına bu kadar demek ki korkunç günah bunlar. Ela ve kavli zuhur ve şehadeti zuhur. Yalan söz söylemek. Yalan söylemek, yalancılık yapmak ve yalan yere yani yalancı şahitlik yapmak. Fema zâliyü körürüha. Peygamber bunu birkaç sefer tekrarlıyor Peygamber. Durmadan tekrar Peygamber böylece. Neyi tekrarlıyor? Ela kavli zuhur ve şahide zuhur. Yani dikkat ediniz, yalan söz ve yalan şahitlik. Peygamber tekrarlıyor, tekrar tekrarlıyor. Kulla. Dedi ki sahabeler burada, biz dedi ki içimizden leyte hüsekete. Ne olur Resulullah bu kadar üzmese, yormasa da sussa Peygamber yeter. Sahabeler. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikisi ön peygamber fazla duruyor böylece. Yalan söz, yalancılık, yalan konuşma ve yalan şahitlik yapma. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu hadisten demek ki geliyor, yalan konuşma bu kadar büyük günah,
ve özellikle bir de yalan şahitlik, yalancı şahitlik yapmak. Bu tabi eskiden beri olan bir mesele bunlar. Yalan konuşmak menfaati gereği. Hatta bazı öyle kişiler vardır ki hiçbir zorunluluk olmadığı halde, hiçbir menfaatine bir zarar da gelmeyeceği halde artık bir alışkanlık olarak kişi sırf yalan söylesin. İşte bu nedir? Tam münafık mı? Tam münafıktır kişi böyle. Hele bir insan Allah korusun yalancı şahitlik yaparsa buna bir de o zaman kul hakkı giriyor. Hatta yalan da kul hakkı giriyor. Mesela bir esnaf, efendim ben bunu işte şu fiyatı aldım diyor, aşağı veremem diyor. Tabi esnaf kılabiliyor bunu da. Yalan söylüyorsa tabi karşıdan kandırıyor. Buna da kul hakkı tabi giriyor bana da. Mesela bir komşu arasında bir sınır meselesinde, hayır efendim işte burası beğendi, şöyle de şöyle 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 şöyle, sırf yani bir karış yer fazla alayım diye Allah korusun yalan söylerse ne oluyor? Tabi buna kulaklığı giriyor buna da böyle. Şimdi bu arada bir de yanlış şahitler. Gele komşu arasında gel bir sınır meselesinde, gelirse başka bir meselede, mesela günümüzde biri ışıklarda kırmızıya geçiyor. Dinlemiyor tabii. Gaza başlıyor, geçiyor. Öbürü de yeşilde yandan yol verilmiş. O da hakkım diye girmiş oluyor. Bu buna çarpıyor. Ama orada tabii bir şahit gerekiyor işte burada. Bunu kanıtlaması gerekiyor buna. Hangisi ışıkta kırmızı, hangisi yeşilde geçti? Bu nasıl olacak bu tabii? Tabi kamera yok her yerde bunu görüntülesin. Şahit gerekiyor buna. Şimdi ne oluyor? O kırmızıya geçen kişi yanında arabası da varsa başkaları onlara şahit götürüyor. Efendim bir işte geçtik. Onlar da evet bir işte geçtik diyorlar. Şimdi bu ne oluyor? Tabi karşıdakine zarar verildi. Bu da zarar gördü. Karşıdakine zarar verildi. Ama bir yeşilde geçti. O kırmızıya geçti deyince şahidi var yanında, yalancı ama kanun tanıyor tabi bunları. Ne yapsın kanun bunlara? Bunların lehine tabi karar veriliyor. Karşıki zavallı, haklı olduğu halde hem kendi masrafını çekiyor, hem bunun masrafını çekiyor karşıki. Tam bu bir olay bu tabi. Yani bunun gibi tabi vurmada, kırmada, kavgada, dövüşte, şunlarda, bunlarda yalancı şahitler. Yani yalan şahitlik Allah korusun. Bir de buna kul hakkı giriyor. Halbuki Mevla buyuruyor. Sebillah velev kâne zâ kurba. Mevla buyuruyor bakınız. Velev kâne zâ kurba. Böyle bir olayda bir taraf sizin en yakınız olsa bile Mevla. En yakın olsa bile kişinin evladı, babası, anası, kardeşi, şusu arkadaşı, samimi arkadaşı en yakını olsa bile böyle bir dava meselesinde kişi kulağına duymuşsa konuşulan sahabeler, hakaretli sözleri, olayı kişi gözüyle görmesi ne yapması gerekiyor? Aynen gördüğünü, duyduğunu söylemesi gerekiyor. En yakını olsa bile. Efendim işte benim bu babamdır, kardeşimdir, şudur bunu savunayım diye yalan şahitlik yapar Allah, Allah korusun. Demek ki bu kadar tehlikeli ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaslanmışken doğruluyor. Peygamber Hazretleri ela ve kavli zur, yalan söz, yalan şahitlik yapar. Tekrar yapıyoruz bunu böyle şey. Şimdi münafıklık sıfatı da münafık alameti vardı. Biri demek ki yalancılık, yalan söylemek. Artık onlar için bu alışkanlık haline gelmiş. Onlar için artık bu olağan bir duruma gelmiş.
Bir kişi bu durumda kolay yalan söylüyorsa, yalan şahidi kolay yapabiliyorsa, bu kişi Allah korusun, münafıklığın bir alameti bunda tam belirmiş oluyor. İkincisi neydi? Ve izâ ve'ade ahlefe. Vaat ettiği zaman, söz verdiği zaman da, adadığı zaman bir şeyi de bundan geri döner, hulf eder buna. Yani vaadinden geri dönme, sözünü tutmama, sözünü tutmama, bu da ikiye ayrılıyor şimdi. Biri biz kulların Allah'a verdiğimiz söz. Alemi Erbah'ta. Bize Mevlam bize sordu. Kullarım dedi Mevlam. Elesti bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak Mevla sordu bizlere. Ey ruhlar. Yani ben sizi yaratmadım mı? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Kalu dediler. Dedik yani elhamdülillah. Bela evet sen bizim Rabbimizsin. Kabul ettik. Allah'tan rububiyetini kabul ettik. Onun emrini, eğitimini, terbiyesini kabullendik. Nedir bunlar işte? Allah Teala her ümmete Mevlam bir peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Her ümmet ne yapacak? O peygamber rehberliğinde, eğitiminde o kitabı yaşayacak, yaşayacak. Tabi yeryüzünde bugün son hak gerçek peygamber peygamber azizleridir böyle. Neden? Önceki İsa Aleyhisselam peygamber değil mi? O da gerçek peygamber idi. Ona yenilen İncil gerçek İncil idi. Tabi İncil değişti. Tarifatı uğradı. Tamamen aslını getirdi tabi. Bunun dışında bir de hükmü kaldı. Hükmü kaldırıldı. Böylece. Nasıl ki bir devlet başkanı seçilir. Sonra o devlet başkanı istifa edince, ayrılınca, ölünce yeni başta gelir. Önceki başkan hükmü kalkmış oluyor. Hatta günümüzde mesela bir parlamento, bir meclis bir kanun çıkarır. Kanun çıkarır. Kanun gerekir işlemden sonra yürürlüğe konur. Kanun yürürlüktedir kanun. Ama o kanunu çıkan yetkisine sahip olan meclis parlamento. Dilerse o kanunu kaldırır mı? Kaldırır. Aynı meclis. Ya sonra gelen başka kişiler, yetki sahibi olan kişiler ne yaparlar? Diyerlerse önce kanun tamamen yürüten kaldırırlar. İsterlerse onu değişik yaparlar bunlar. Sonra bunların koyduğu yeni kanun, yeni değişiklikler gerekli işlemden sonra yürürlüğe girir. Önce kanun maddeleri ne olur? Yürüten kalkar. Hükümsüzdür onlar. Bir kimse kalkar da ve önceki kanuna göre edeceğim derse ne olur? Tabii saçmalık olur, gülünç olur, geçersiz olur, suçlu olur kişi. Hatta bir hakim bile önceki kanunu yürüten kaldırılmış. Ona göre karar veremez. Verse ne olur? Tabii temizden hem geri döner hem bu hakimin sicili kırılır tabii. Hatta suçlu olabilir kastan bunu yaparsa. Bunun gibi evet gerçek İncil vardı. Onun beni indirmişti bence. Gerçek İncil kayboldu, tahrif oldu, değişti meşti ve arkadan başka ilah kitap gelince, başka peygamber gelince önceki peygamberin hükmü, kitabın hükmü yürüten kaldırıldı. Şimdi yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in hükmü geçiyor. Son kitaptır. Başlayıp gelmeyecek. Ve gelmedi işte. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala verdiğimiz sözümüzde durmamız gerekiyor yani. Gerekçe bu. Buraya geliyoruz. Bunlar nelerdir? Allah'ta Kur'an'daki emirleridir bunlar. Bunu yaşamamız gerekiyor. Allah-u Teala söz verdik. Sen bizi yarattın. Sen bizim Rabbimizsin dedik.
onun rubiyetine kabullendik, emrine kabullendik, onun eğitimine, her şeyine kabullendik. Ona teslim olduk yani. Bir kimse demek ki Allah'a ve Resulü tutmazsa bu nedir? Sözünden geri dönmüş oluyor. Bu da nedir? Allah korusun, münafıkın bir sıfatı olmuş oluyor, alamet olmuş oluyor. İkincisi, insanların kendi aralarında verdiği birbirine sözleri, kendi aralarından sözleridir bunlar. Nelerdir bunlar da? Mesela bir kişi davet ediyor. İşte illa bize geleceksin diyor. Davet ediyor. Israr diyor. Bu da söz veriyor. Tamam geleceksin. Ne zaman geleceksin? Hatta günün saatini veriyor. İşte yarın akşam işte yatsıdan sonra geleceğim. İşte saat 10'da gel, 9'da geleceğim. Yarın geleceğim diyor. Ya bir insanın birisine borcu var. Alacak daha bundan para istiyor. Telefon ediyor. Arıyor bunu. Kendisini görüyor. Alacağını istiyor. Bu da söz veriyor. Tamam işte ay başında işte filan günü getireceğim, vereceğim diyor. Söz veriyor. Ne yapması gerekiyor? Verdiği sözü anlatması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Eğer o sözü tutmasına bir engel olsa, büyük engel olsa, mutlaka bunu haber vermesi gerekiyor. Buna. Hatta bu verdiği söz ne kadar önemsiz bir şey bile olsa, ama söz verdi mi, bunun arkasından durması gerekiyor. Mutlaka bunu yerine getirmesi gerekiyor bir Müslümanların. Mesela bir çocuk, babasına, babacığım diyor, işte akşam bana şunu getirir misin? Peki getiririm evladım, söz verdi bak. Getirmesi gerekiyor. Unuttu yolda, dönecek, alacak onu arkadaşlar böyle. Alacak onu, bakınız. Bu kadar böyle şey. İnsan hanımmış, istedi mesela, şunu getir, kesin getiririm diye söz verdiyse yapacak. Tabii hanım da mesela eşi ne diyor ona? İşte bu akşam şu yemeği yapar mısın? Şu tatlıyı yapar mısın? Bunu yap ya diyor. O da yapabilirsem yaparım derse tabii söz değil. Hayır tamam yaparım diye söz vermişse yapması gerekiyor sevgili kardeşlerim. Bakın yani evde, aile içerisinde, eşçi arasında, çoluk çocuğa karşı, komşuya karşı, çevremize karşı, nerede olsa olsun birine söz vermiş isek, bu sözümüzün arkasında durmamız gerekiyor. Titizlik de böyle gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Hatta bunu geciktirmemek bile gerekiyor bunu. Mesela bir evine davet etti bir kişi. Ne dedi? İşte yarın akşam saat 8'de bize buyurun. Gelebilir misiniz? Tamam 8'de geliriz. Geleceğim dedik. Mutlaka saati geciktirmeden elimizde imkanlar varsa gitmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Bir de üçüncüsü bu vaatte söz vermede bir Allah karşı söz vermemiz. Allah itaat. Farz İslam yaşamak. Kula verdiğimiz söz. Bir de bunun üçüncüsü var. Bunlara da adak, nezir deniyor bunlara. Bir kimse üzerine Allah Teala bunu mecbur etmediği halde bazı kişiler adak adarlar. İşte şu işim olsa kurban keseceğim, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diye adak adarlar. Bir kimse böyle bir adak adarsa bunu yapma üzerine vacip oluyor bakınız. Vacip oluyor. Ama nedir adak olur? Adanılan bir şey. Yani kişi bir şey adıyor. Bu adadığı şeyin mutlaka İslam dininde bunun karşısına bir farz, vacip olan bir şey olması gerekiyor. Mesela bir kimse, işte oğlum askerden gelirse, 3 gün oruç tutacağım diyor. Bu adak adaktır. Neden? Çünkü İslam'da oruç diye bir farz ibadeti vardır Ramazan'da. Bu adak geçerlidir, adak olur. Bu adayan kişinin şart yerine geldi mi,
oruç tutması gerekiyor muhteremler. Hatta kişi kendisi mesela işte, mesela yola gidecek, beklediği vardır, bir zor bir sıkıntı işi vardır, işte şu işten kurtulsam, ya da evladım işte hastalıktan kurtulsa, ya da kendi ameliyat olacak, bundan korkuyor biraz. Eğer inşallah sağlığına kavuşursam, mesela 3 gün kurtulacağım diye Allah söz vermişse, bu adak olur. Yine bir kimse, mesela şu işim olsa, işte 2 rekat namaz kılacağım söz verirse, kılması gerekiyor. Çünkü işten namaz kılmakta farz karşılığı vardır. Yine bir kimse, mesela şu işim olsa, işte evlensem, şu olsa, çocuğum olsa, hanım işte doğum kolay olursa, kurtulursa, bir kurban keseceğim diye adarsa, mutlaka en aşağıya koyun kesmesi gerekiyor. Tabii horoz hindi olmazsa bunlar gerek. Neden? Çünkü kurban da ibadettir, vaciptir, kurban bayrağı kesmesi karşılığı vardır. Ama İslam'da karşılığı farz, vacip olmayan bir şey kişi adarsa, bu adı yerine gitmek şart değildir. Mesela bir insan dese ki, işte şu işim olsa mevlüt okutacağım diye, mevlüt okutacağım derken, ada girmiyor. Neden? Mevlüt bir şiirdir. Onu okumak ne farz, ne sünnettir. Bir şey değildir, yapmak değildir. Bu buna girmiyor bu. Bir de sevgili kardeşlerim, adak adanmak ile acaba kader değişir mi? Mesela bir insan öyle bir hasta ki artık tıbben ölü hükmüne gelmiş oluyor. Kurtulma imkan mümkün değildir. Ya kişi mesela evlenmesinde, çocuğu olmuyor, çocuğu olmasında her neyse adak adamak ile kader değişir mi burada? Hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel ile Hakim'in rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, innen nezre, innen nezre, nezir adak. İnne kesin anlamına geliyor. Kesinlikle adak adamak. La yukaddümü şeyen ve la yuehhiru. Bir şey olması varsa adak adamakla daha önce olmaz. Ve geride kalmaz. Mesela korktuğu bir şey. Ah şu olmasa, mesela şu kişi gelmese, şu olmasa, şunu yapacağım demesiyle, demek ki adak adamak ile kaderlik olan bir şey, bakınız, la yukadim şeyen ve la yuehhiru. Ne bir şeye takdim eder daha önce olur, ne geri kalır. Ve innama yusarricu bihi minel behili, bakınız. Ve innama yustahricu bihi, adamak ile çıkarılır. Minel behili, behi cimri demektir. Cimrinin malı elinden çıkmış olur. Demek ki adamak ile bazı kişiler çok hemen çok adamayı severler. Sonra bunu yapamazlar. Yani ihmal ederler, şu olur, bu olur, işte yıllar geçer, yapmazlar da. Demek ki adak adamak o kadar makbul değildir. Dua etmek daha iyidir bunda. Şimdi 3. alameti münafıklığın, birincisi konuştuğu zaman yalan söyler. Sanki bir yalan makinesi gibi, onun şartı yalan kurmak çok doğaldır. Şakadan yalan söyler, gerçek yalan söyler, hiç gereği yok yalan söyler, yalancılık bir adet olmuştur. Bu kişi Allah korusun münafıklaşmıştır bir sıfatıyla. İkincisi, söz verdiği zaman sözünde durmama. Sözün arkasından durmama. Önemsemez hiç, çabuk söz verir. Tamam, ay başına vereceğim der, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, atar tutar. Hatta söz verirken bile amacı arkasından durmamaktır. Nedir bu Allah korusun? Münafık alameti sıfatıdır.
Üçüncü alameti sıfatı münafıkların ve de tümüne hane ihtimal edildiği zaman, kendisine güvenildiği zamanda bu güveni istismar ederler, buna ihanete bulunurlar. Güvenildiği zaman. Mesela bir kimse işte malını güvenir, ona verir. Fakat sonra malını ödemez. Parayı ödemez. Hatta bir kişi birine bir sırrını açsa ama arkadaşlar, komşu, her kimse sakın bunu kimseye söyleme diye sırrını açsa, o kişi bu sırrı saklamakla mükelleftir sevgili bakınız. Bu açılamaz böyle şey. Bu oluyor mesela, efendim sırrını söylüyor ama ne olur bunu kimse sakın söyleme ama diyor. Bu kişi gidiyor, işte bana böyle dedi ama diye ben sana söyleyeyim diyor. Ona söylüyor. Tabi yerliye gidiyor bu şekilde böylece. Bakın bir olay anlatayım size benim sahabeden işlerine bununla ilgili olarak. Yani bir sırrı bile saklamanın bakın özeline bakınız. An sabitin an enesin. Hazreti Sabit Hazreti tabiinden Sabit-i Bünani denir kendisine. Bu da tabiinden Hazreti Enes'in çok sohbetinde bulunan bir kişi. Hazreti Sabit Hazretleri hayattayken çok kerametleri görülen böyle büyük veliullah kendisi. Bu kişi tabi herkes gibi o da ölmüş, Mevla'ya kavuşmuş, mezara gömülmüş. Ertesi günü bunu seven birkaç tane dostu bunun kabrini ziyarete gidiyorlar. Demek ölmüş, mezara gömülmüş. Ertesi günü bunu seven birkaç tane dostu bunun mezarına ziyarete gidiyorlar. Bakıyorlar, Hazreti Sabit'in bir eli mezarın dışında. Eli dışında, hem eli kanlı, avucu kanlıymış. Tabii şaşırıyor bunlar şimdi. Etrafa bakıyorlar, büyük bir yılan. Yılan kabrine girmek istemiş. Genelde yeni bir ölü mevta kabre kondu mu, yılanlar onun kanını emmeye girirler, mezara girerler. Hazreti Sabit'e mezara demeye konunca, yılan, büyük bir yılan, mezara girip kanını emmek istiyor. Daha mezarın dışındayken, bakın bu mübarek zat elini çıkarmış, yılanı sıkı boğmuş. Öyle boğmuş yılanı, parçalamış yılanı, eli kanlanmış, yılan orada ölü duruyor. Hazreti Sabit'in dostları, seven dostları yılanı görüyorlar. Yılan boğulmuş, parçalanmış, kan içerisinde yılan ölü. Hazreti Sabit'in de elleri kanlı. Şöyle diyorlar, bu el diyorlar dışarıda kalmasın, bu el diyorlar çekelim, mezarın içinden sokalım elini diyorlar. Bunlar birkaç kişi o kadar uğraştıkları halde bunu eline mezarına sokamıyorlar. İşten birinin aklına geliyor, daha yönelikmiş, arkadaşlar diyor. Biz bunu zorla yapamayız diyor. Bana göre diyor, eli kanlı diyor bunu diyor. Kan ise necistir, pistir diyor öyle diyor. Bir bu elini yıkayalım, elini çeker belki bunu diyor. Olmazsa bir sıra uğraştırırız. Hem oradan su buluyorlar, ibrikalı getiriyorlar. Elini güzel yıkayınca hemen kendini çekip içeri alıyor. İşte böyle bir zattır Sahab-ı Bin Hazretleri, bu tabiinden kendisi, yani peygamberimizi göremeyen sahabe anlamına geliyor. Hazreti Enes'i Sahab-ı Bin Hazretleri çok seven bir zat. Kale, Hazreti Enes ona şöyle buyurmuş. Hadis-i Şerif bu, yani Hazreti Enes'i tam rivayet ediliyor. Hazreti şöyle buyuruyor. Eta aleyhisselam. Eta aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Resulullah bir gün diyor benim yanıma geldi diyor. Hazreti Medine'de. Ve ene
El abü meali gılmani bak. Ve onda diyor, Hazretlerse küçük çocuk tabiyim. Ben o zaman diye arkadaşla oynuyordum diyor. Gılman çocuklar. Ben diyor çocuklarla oynarken, oyun oynarken çocuk olarak Resulullah yanımıza geldi diyor. Benim yanıma geldi. Feselleme aleyna, peygamberimize geldi, bize selam verdi buyuruyor. Şimdi buradan bir hüküm çıkıyor. Demek ki çocukların da eğer selamı almaya, yani aleyküm selam demeye akılları eriyorsa, beceriyorsa onlara selamımız gerekiyor bakınız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastanenin yanına gidiyor. Çocuk oynuyorlar. Onlara selam veriyor. Ve bir aseni fiyacetin ve peygamberimiz diyor bana bir görev verdi. Peygamber bir hacı ihtiyacı bir neyse bir işi varmış. Peygamber eline sonra gönderiyor. Febtahtu ala ummi. Ben diye peygamberimizin verdiği görevi yapmak için diyor. O işi görmek için oraya gittim. Fakat eve dönüşüm biraz da gecikti diyor. Demek ki eve daha önce dönmesi gerekiyormuş. Zaten babası ölmüştü, yetimdi kendisi. Annesi de çok meşhur kadın Ümmü Seyyid Hazretleri. Eve gelmedi, biraz geç kaldım diyor. Felemma cidü kalet. Bir zaman ki eve geldim, annem bana dedi ki diyor, ma habeseke. Ya Enes, senin alakoya ne oldu? Niye eve sen geç kaldın? Hazreti Süleym annesi çok dirayetli, disiplinli kadındı kendisi. Demek ki onu belli bir saate gönderiyor, fazla kalmasa orta diyor. Hazreti Enes biraz gecikince onu şunu sorguya çekiyor. Yavrum Enes, niye vakti eve gelmedin? Senin alakoyan nedir? Kultu. Ben annem dedim ki diyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lihacettin. Resulullah beni bir işi için bir yere gönderdi diyor. Annesine söylüyor. Yani bunun geçimi budur diyor. Karet. Annesi buna soruyor. Mahacetir, mahacetühü. Peki Enes, Resulullah seni madem bir hacet için bir yere gönderdi, Resulullah'ın o hacet neydi? Ne işini gördün peygamber? Ne yaptın? Kultu inna sirrün. Bak az Enes çocuk. Tamam. Dikkat buyur işte buraya. Yani şahsen benim çok dikkatim çektiği hadis-i şerif böylece. Çok dikkatimi çekti. Hazreniz çocuk ve çocuk oynayan bir çocuk yani kendisi daha. O şekilde peygamber ona görev veriyor. Her neyse Enes diyor şuraya git şöyle yap. Ya da birine gönderiyor. Her neyse bir şey yapıyor. Bu bilmiyor tabi bu. İşte annesine diyor ki anne beni Resulullah bir yere gönderdi. Bir haceti vardı. Onun için geç kaldım. Annesi bu sefer soruyor. Peki Enes, Resulullah'ın haceti neydi? Kult indâ sırrın. Dedim ki anne, o bir sır ama dedim diye. Demek ki peygamber ona tembih etmiş, bunu kimseye söyleme diye. Bakınız. Çocuk, dikkat buyurun çocuk. Annesi soruyor. Peki yavrum Enes'im, neydi Resulullah'ın o işi neydi? Ne buyuruyor? İnna sırrın anne bir sırdır. Söyleyemem. Kalet. Annesi ne diyor bu defa? La tuhbiren de bir sürü Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evladım o halde diyor madem bu sırdır böyle gizli kalması gerekiyor. Bunu sakın kimse söylemiyor annesi bela buyuruyor kendisine. Kale Enes. Hazreti Enes bu olayı Hazreti Sabit'e tabine anlatıyor. Ve sonunda ona şöyle söylüyor. Çok sevmiş demek ki bu sabiti. Az evvel bahsettiğim kişiyi tabiinden. Vallahi. Hazreniz yemin ediyor. Vallahi diyor. Allah'a yemin ederim ki lev haddestü bi aden eğer ben bu Resulullah'ın sırrını bir kimseye söylemiş olsaydım le haddestü ke bi ya sabit. Bunu sana söylerdim diyor. Onu da bunu söylemiyor. Demek ki bizlere biri gizli bir sırrını söyledi. Ama ne diyor bizlere? Bak sakın bunu sana söylüyorum ama
Kimseye ben açma söyleme diyor. Demek ki en yakınımız da olsa Has Enes'in annesinin yakını tabii. Hemşire kendisi bunu söylemiyor. Bunu söyleme gerekiyor. Tabii bunun dışında bu güvencede mesela kişi bir uzak yere gidebilir. Komşusuna, yakınına, işte arkadaş, işte komşum her neyse o benim çocuğuma göçüle kov der. Tembih eder. Ona yani güvenir. Ona bunu emanet eder. Çocuğu namusunu yani. Şimdi bu komşusu bir yere gittiği zamanlar, arkadaşı gittiği zamanlar bir yere, bu kişi ne yapacak? O emanet edilen, gerek o kişinin eşi olsun, kızı olsun, evladı olsun, onlara mutlaka güzel gözetmesi gerekiyor, koruması gerekiyor böylece. Onlara kesin olarak kötü bir göze bakmaması gerekiyor. Tabi bu arada mesela bir para emanet edebilir, bir eşi emanet edebilir, böyle bir sürü emanet edebilir. Eğer bir kimse kendisine böyle bir şey emanet edildiği zaman emaneti ihanet ederse Allah korusun, bu da nedir demek ki? Münafıklık alameti olmuş oluyor. Bu hadis-i şerifte Müslim'den, anlatım hadis-i şerifte Müslim'den rivayet ediliyor. Sevgili kardeşlerim, inşallah Teala kendimizi bu işten korumaya çalışalım. Biri yalan konuşmaktan. Yalan konuşmaktan. Demek ki dünya açısından, maddi açısından zarar da görsek yalan konuşmasak keşke, bakınız. Konuşmasak. Ne oldu o zamanlar? Allah ayetini buyuruyor. Asla söylememize buyuruyor. Değil mi? Bir insan doğru söylerse Allah kulun işini bak kolaylaştırıyor. Onun işini salaha götürüyor. Allah kulun günahını mağfiretini, günahını Allah affediyor ona, bakınız. Yani gerçekten bizim bilemediğimiz manevi çok başka olaylar oluyor. Bizim dışımızda olmayan böyle. Yani kişi bir kişiyle konuştu. Alışverişinde, işinde, gücünde, başka bir konuda her ne olsa olsun kişi onda yalan söylese işi daha çabuk olacak. İşi görülecek, kişinin bir anından çıkarı olacak, faydası olacak kişi yalan söylerse, ama kişi bütün bunları aşarak doğru söylerse, hakkı söylerse ne oluyor? Allah kulundan razı oluyor, bakınız. Allah kulu amelini salaha götürüyor, bakınız. O kulun namazı değişir, Kur'an'ı değişir, zikrullah'ı değişir, kulun manevi hali değişir. Hem anda o kul doğru konuşurken Allah kulun günahlarını bağışlıyor, bakınız. Bağışlıyor böylece. Bir de özellikle yalan şahitlik. Hele ona kul hakkı da giriyor. Yani Allah korusun, yani korkunç bir şey ki tevbe de af olmuyor bu amaya bakın. Olmuyor böyle. Kul hakkı girsin ki buna kişiye. Yani. İşte efendim buna vurdu, hakaret etti, şöyle yaptı, böyle yaptı, silah çekti, şunu bunu yaptı. Kırmızı ışıkta geçti, o karşı geçti, bu geçti. Kişi yalan şahitlik yapıyor, Allah korusun. Tabii ne oluyor? Kişi haklıyken, kişi mazlumken, kişi haksa dönüşüyor, kişi zalime dönüşüyor. O suç girmiş oluyor dünyada, girmiş oluyor. Bu da ne oluyor? Buna sebep olduğu için, zalim Allah korusun. Buna tabii kulak girdiği için, kulak girdiği için buna. Yani günah çok korkunç seviyor kardeşler. Bir demek ki ikincisi de söz verdiğimiz zaman mutlaka sözümüzün arkasından duralım. Elimizden geldiği son raddeye kadar bunu yapmaya çalışalım. Bir de bize güvenildiği zaman aman o güveni suistimal etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Güvene layık olmaya çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.